Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyizlik ben buradayım diyen hem de kolay mı kolay bir yelek yapımını anlatacağım. Yeleğimiz gerçekten çok kolay. 3 günde bitebilecek bir yelek modeli diyebilirim. Evet ben Alize Angora Gold ipler tercih ettim. Sizler farklı iplerden de yapabilirsiniz yeleğimizi. Benim bu iplerim Şöyle numarasını sorarsanız da Hemen Color 542 olarak geçiyor. Dediğim gibi sizler farklı renklerde farklı iplerle de yeleğimizin modelini yapabilirsiniz. Gerçekten ben buradayım diyen bir model olacak. Evet ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır destek olan, kanalıma gelen, yorum yapıp beğeni bırakan, kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı sevdikleriyle paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Hemen iplerimi şöyle bir kenara kaldırıyorum ve yeleğimizi yapımına geçiyoruz. Evet yeleğimi ben 9 numara tığla yapacağım. Şöyle göstereyim. Benim elimin alışmış olduğu tığ bu. Sizler tabii ki de 7 ile, 6 ile de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu benim elimin alışmış olduğu tığ. İpimi de söyledim zaten. Hemen şöyle parmağımıza dolayıp Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Yeleğimizi en alt lastiği ile başlayacağız şimdi. Ben 42 44 beden çalışacağım yeleğimizi. Sizler 40, 38, 42 bedende çalışabilirsiniz. Benim şu anki verecek olduğum sayılar 42 44 beden aralığında olacak. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincirimizi yaptık. Hemen kenara 1, 2, 3 zincir çekip bil başı doladım. 3 zincir kenara yapmıştık. Hemen 4. zincirimizin içerisinden ikili trabzan çıkardık. Yani burada iki sayımızı elde ettik. Hemen tığ başı aldık. Yandaki zincirimizin içerisine ikili trabzan yaptık. Bu şekilde 12 adet trabzan elde edeceğiz. Milbaşı alıp sıradaki zincirimizin içerisine bu şekilde 12 adet trabzanımızı yapalım. 12 adet trabzanımızı zincirimizin üzerine bu şekilde yaptık. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çektim geriye döndürdüm tekrardan tığ başı aldım dibine değil bir sonraki trabzanımın tepesine ikilikte trabzan yaptım tekrardan gene aynı şekilde 12 adet trabzanımızı sırasıyla yapıyoruz hep trabzan tepelerini yapacağız arkadaşlar Bu bizim yeleğimizin lastik kısmı olacak. Sizler tabii ki de 10 veya 15, 16 da koyabilirsiniz lastik kısmını. Ben 12 tane yaptım. Evet, gene aynı şekilde 12 adet trabzanımızı yapalım. Sıra sonuna kadar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 adet zincir çekip geriye dönüyorum. Bu şekilde yeleğimizin ön kısmını başlayacağız. Ön kısmına ben 42-44 beden aralığında yapacağım için o ölçülerde lastik yapıp geleceğim. Sizlerde yapıp gelin arkadaşlar. Size ölçülerinde vereceğim. Ne kadar ördüm, kaç santim ördüm ölçülerinde vereceğim. Bu şekilde devam edip geleyim. Sizlerde yapıp gelin. Bu şekilde ben yeleğimin ön kısmının lastiğini yaptım. Dediğim gibi 42-44 beden aralığında bir ölçü benimki. Şimdi mezurayla ölçeceğim. Şöyle tuttuğumuzda baştan tutuyoruz. Tam 30 santim. Gördüğünüz gibi tam 30 santim ön tarafını yaptık yeleğimizin. Sizler 40 42 beden yaparsanız şöyle iki parmak daha az yani 26 santim yapabilirsiniz. Hani beden ölçünüze göre veya giydiğiniz rahat bir yeleğiniz varsa onu ölçerek de yapabilirsiniz. Benim ön lastiğim tam 30 santim olmuş. Evet şimdi modelimizi kuralım birlikte. Şimdi yeleğimizin modelini kuracağız. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çektim. Mil başı doladım. İlk şu trabzanımızın içerisine ikilikte 3 tane kenar patı yapıyorum. Evet üçlükte üç tane kenar patımızı ikilikte yaptık. Bir adet zincir çektim. Mil başı doladım. Ölündeki trabzan ve yanındaki trabzanı atlayıp üçüncü trabzanımızın içerisine şöyle beş defa da dolayacağımız bir fıstık yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte kapatıyorum. Fıstığımızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim mil başı doladım. Aynı trabzanımın içerisine tekrardan beşli fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte kapattım fıstığımızı oluşturduk 1 2 3 4 zincir çektim 3. 5'li fıstığımızı aynı yere yapıyoruz. Hemen 2 3 4 ve 5 defa da doldurduk. Hepsini birlikte kapattım. Bir adet zincirimi çektim. İlk fıstığımızı yaptık. Hemen bir başı doluyorum. İlk trabzanımızı ve yanındaki trabzanı atlayıp üçüncü trabzanımızın içerisine ikili trabzan yaptım bir adet zincir çektim aynı trabzanımızın içerisine bir ikili trabzan daha yaptık ve V oluşturduk bir adet zincir çektim bir başı doladım bir trabzan atlayıp diğer trabzanımızın içerisine ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim Aynı trabzanımızın içerisine tekrardan ikili trabzanımızı yapıp iki tane V'mizi burada oluşturduk. Hemen bir zincir çektim, mil başı aldım, bir, iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımızın içerisine tekrardan beşli fıstığımızı dolduruyoruz. Hepsini birden kapattım ilk fıstığımız oluştu 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim tekrar mil başı doladım aynı yerin içerisine tekrar 5 adet alıp ikinci fıstığımızı da yaptık 1 2 3 4 adet zincirimi çektim. Tekrar mil başı doladım. Bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birden kapatıyorum. 1 Bir adet zincirimi çektim bir başı doluyorum bir iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımıza ikili trabzanımı yaptım bir adet zincir çekip aynı yerin içerisine tekrardan ikili trabzanımı yaptım bir V oluşturduk araya bir zincir çektim bir trabzan atlayıp hemen diğer trabzanımızın içerisine bir V daha oluşturuyoruz burada aralara birer zincir çekiyorum ve ikinci V'mi de oluşturdum. Şimdi tekrardan zincirimi çektikten sonra aynı şekilde beşli fıstıklarımızı doldurmaya devam edeceğiz. Hemen bir iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımızın içerisine girdik. Bir iki üç 4 ve 5 adet doldurup hepsini birden çektim. 1 2 3 4 zincirimi çekip hemen milbaşı alıp 1 2 3 4 ve 5 kere doldurup hepsini birlikte kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 3. fıstığımızı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. kez doldurup hepsini birlikte kapatıp 1 bir adet zincirimizi çekiyoruz. Evet bu şekilde sıramız bitene kadar kurulumunu alttaki kurulumunu yapacağız. Aralarına bir zincir çektim. iki tane V oluşturdum. iki V'nin arasında tek trabzan bıraktım. Fıstıkların arasında ikişer trabzan bıraktım. Bu şekilde yapalım. Bir üst sırada görüşelim. Evet sıra sonunda son fıstığımı yaptım ben bir zincirimi çektim hemen bir başı aldım burada da iki atlayıp sonuncu trabzanıma 3 tane kenar pat trabzanımızı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim hemen ters çevirdim ikinci sıramızı yapacağız kenardaki pat trabzanlarımızı yapıyoruz ikilikte çekip hemen milbaşı aldım trabzan tepesine batarak ikili trabzanımızı yaptık burada artık zincir çekmeyeceğim hemen milbaşı alıyorum kenar trabzanımızı yaptıktan sonra zincir çekmeden mil başını aldım ve şu ilk 4 zincirimizin fıstığımızın arasındaki 4 zincirimizin arasına ikili trabzanımı yaptım. Aynı yerin içerisine 6 adet ikili trabzan yapacağız. 3. 4. 5. ve de 6. trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir başı dolayıp diğer zincirimin içerisine girip altı trabzanımı da buranın içerisine yapıyoruz birinci ikinci üçüncü trabzanlarımızı ikilikte çekiyoruz bir mil başı dolayıp ikilikte trabzanımızı yapıyoruz Evet altı trabzanımı da bu tarafına yaptım fıstığımızın hem bu tarafına hem bu tarafına Şimdi zincir çekmeden bir başı doluyorum tekrardan. Şu alttaki ilk V'nin içerisine girip ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir başı dolayıp aynı yerin içerisine tekrardan ikilikte tırabzanımı yaptım. V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim araya bir başımı dolayıp hemen diğer V'min içerisine giriş yaptım bir zincir çektim bir başı dolayıp aynı yerin içerisine V'mizi yaptık yani burası bu şekilde ilerleyecek şimdi zincir çekmiyorum tekrardan bir başı doluyorum ilk fıstığımızın arasındaki zincirimize tekrardan 6 adet ikili trabzanımızı yapıyorum üçüncü, dördüncü, beşinci ve de altıncı trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir çekip fıstığımızın diğer ara dörtlü zincirimize geçiş yapıyorum. Yine 6 adet trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü, 4. 5. ve 6. trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden mir başı alıyorum. İlk V'mizin içerisine girip ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yerin içerisine tekrar V'mizi yaptık. Araya bir zincir çekip ikinci V'mizin içerisine Tekrardan V'mizi yapıyorum. Zincir çekmeden mil başı dolayıp iki fıstığımın arasındaki dört zincirimin içerisine girdim. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Bu sıramızı da bitirelim. Tekrar ikinci fıstığımıza başlarken bir daha göstereceğim. Daha sonra büyümüş haliyle modelimizin videomuzu bitireceğiz. Evet ben bu sıramı da sona kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kenar patımızı da yaptık. 3 tane 1, 2, 3 zincir çekip geriye dönüp tekrar kenar patımızı yapıyoruz. İkilikte çekiyorum hemen ikilikte çekiyoruz şimdi bir adet zincir çekiyorum bu sıramızda gene bir başı alıp şu bir tane zincir çekmiştik altı altı dolgumuzun tam ortasına tekrar buraya fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz hemen 2 3 4 5 defa da alıp hepsini birlikte kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar mil başı aldım aynı yerin içerisine 1 2 3 4 ve 5 defa doldurup hepsini birden kapatıp ikinci fıstığımı yaptım 1 2 3 4 zincir çektim araya tekrar milbaşı aldım 1 2 3 4 ve 5 defa doldurup hepsini birden kapatıp üçüncü fıstığımızı yaptım ve bir adet zincirimi çektim şimdi bir başı dolayıp şuradaki V'lerimizi yapacağız. İlk V'min içerisine girip ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim araya. Tekrar aynı yerin içerisine trabzanımızı yaptık. Araya bir zincir çektim. Tekrar mil başı alıp ikinci V'mizin içerisine girip aynı yere tekrar V'mizi yaptım ve bir adet zincirimi çektim tekrar bir modele başlamış olduk burada hemen ikinci fıstığımızı da yapayım Evet ikinci fıstığımı da kamera arkasından hemen yapıp geldim modelimizin ilerleyiş şekli bu şekilde olacak iki sırada kendini tamamlayan bir model oldu şimdi ben modelimi biraz büyüteyim şöyle çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet ben modelimi ilerlettim. Çok güzel, şahane bir model olduğunu düşünüyorum. Rengine de çok ama çok yakıştığını düşünüyorum. Gerçi bu model her renge yakışıyor. Sizler dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet ben arkadan başladım. Arkayı bitirince önlerin yapımı daha kolay geliyor bana. O yüzden arkayı da başladım. Arkanın ölçüsünü de vermek istiyorum. Ön tarafın ölçüsünü vermiştim videomun başında. Arkayı da ölçtüğümüz zaman şöyle şöyle ölçtüğümüz zaman tam 50 santim geliyor arkadaşlar. Yani Şöyle saydığımızda 1 2 3 4 diye 12 çiçek oluyor. Arkan ölçüsü de bu. Ben bu yeleğimi bitireceğim Allah kısmet ederse. Yaka kesimlerini kol kesimlerini de anlatacağım diğer bir videomda. Bu videom çok uzun oldu. O yüzden diğer videoma aktaracağım onları da. Arkayı bitirip öne başlayacağım. Önün yaka ve kol kesiminde Tekrardan birlikte olacağız inşallah. Evet modelim gerçekten hem kolay hem çok gösterişli tam da çeyizlik bir yelek modeli oldu. İsterseniz hırka, battaniye, yelek yani ne dilerseniz de de örebilirsiniz arkadaşlar. Ne dilerseniz de yapabileceğiniz bir model halini aldı. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun istedim diğer bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma da ilk kez bu videoyla ziyaret edenler abone olursa çok çok sevinirim. Ben linkini bırakacağım. Yaka ve kol kesiminin yorum kısmına. Diğer yaka ve kol kesimini çektiğimde de bunun linkini ona bırakacağım arkadaşlar. O şekilde de takip ederseniz ulaşabilirsiniz. Kaç ip gittiğini, Boyunu santimler ile birlikte öbür videomda vereceğim inşallah. Yeni videolarımızda yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.